Aslında şu anki gelişmeler bence aktörlerin öngördüğünden çok daha farklı bir noktaya kaydı. Örneğin Rojava üzerine belki bunu konuşabiliriz. Yani Rojava'nın bugünkü hali bence aktörlerin çok öngöremediği bir çerçevedeydi. Bir bu ama şimdi bir boyutuyla da zaten da belli bir öngörü de vardı. Yani Orta Doğu'nun çok ciddi bir çatışmalı süreç içerisine girdiği, işte ulusal, etnik, dini çatışmaların yoğunlaşabileceği tam da böylesi bir dönem öncesinde kendi içerisinde bu meseleyi şiddetten siyaset alanına kaydırarak aslında bir ne diyeyim bir önleyici siyaset olarak da çözüm süreci başlamıştı. Bu anlamıyla hani bir yönüyle belki ölçek bağlamında bir öngörüsüzlük ya da ne diyeyim yeterince görememe hali olabilir. Ama genel yörünge bağlamında bence aslında aktörler meselenin farkındaydılar. Ve tam da bu şu anki gidişatın tersine Türkiye'de bir barışçıl zemin yaratmak, bunu inşa etmek ve bunun üzerinden bölgede konumlanmak için aslında çözüm süreci başlamıştı. Bu anlamıyla aslında bir öngörünün olduğunu söyleyebiliriz. Yani hem sürecin tıkanmasında bence hem de sürecin başlamasında Orta Doğu son derece etkiliydi. Cuma Hoca ifade etti. Yani Orta Doğu'da yeni bir toplumsal hareketlenmenin başladığı bir dönemde Türkiye'de karar alıcılar bu Orta Doğu'da yaşanması olası bir depremden en az şekilde etkilenmek için Türkiye'nin içini sağlam tutmak gerektiğini düşündüler. Çözüm süreci de hani Türkiye içerisindeki istikrarı sağlamak ve dolayısıyla yarın ertesi gün Orta Doğu'da yeni bir Orta Doğu şekillenecekse bu Orta Doğu'da güçlü olmayı ifade eden bir tavırdı. Dolayısıyla Orta Doğu'nun neye evrileceği veya bir evrilmeye gebe olduğu tahmin edilebiliyordu.